Ya tamam, anladık bunu. Haritasını da gördük. Bu büyük Orta Doğu projesi nedir? Bu nasıl hayata geçecektir? Büyük Orta Doğu dedikleri aslında asıl ismi Küçük Orta Doğu projesi, çünkü parçalıyor. Yani Büyük Orta Doğu değil. Dört aşamalı. Birinci aşama, iç isyanla, iç savaşla, darbeyle, işgalle ya da demokratik seçimlerle işbirlikçi hükümetleri iş başına getirmek. İşte Irak. Fiilen işgal ettiler, işbirlikçi hükümeti getirdiler. İşte Mısır. İç karışıklığa sürüklediler, işbirlikçi hükümeti sonunda getirdiler. İşte Suriye. Esad'ı iç savaşla devirecekler, işbirlikçi hükümeti getirecekler. Ya da seçimlerle. Birinci aşama. İkinci aşama. Yabancı sermaye özelleştirme diyerek o ülkenin bütün kaynaklarını, yeraltı ve yerüstü, parayı verip satın almak. İkinci aşama. Üç, demokrasi ve insan hakları diyerek bir olan milletleri etnik köken ve dini mezheplerine göre ayrıştırmak, ayrışan grupları güçlendirmek. Son aşama, ya iç savaş ya da anayasayı değiştirerek o ülkeyi bölmek. Proje bu. Aşamaları bu. Sizce Türkiye hangi aşamada? Son aşama. Erdoğan ne diyor? PKK ile ittifak kurdular. Erdoğan diyor ki ya işte gelin yeni bir sayfa açalım. Başkanlık sistemi yapalım. Tabii başkanlık sistemi nereye gidecek? Doğu Anadolu'da özel tampon yönetim kurarak Anadolu'nun Asya ile bağını kesmek. Ona gidecek. PKK ne diyor İmralı'da yatan hain? Diyor ki ey Türk milleti, ya başkanlık sistemini kabul edin ya da diyor 50 bin kişiyle iç savaş çıkartacağım. Şimdi son aşamada başbakan ekranlara çıkacak. Bana ne diyecek biliyor musunuz? Erdal, ya anayasayı kabul et, oy ver ya da bu PKK isyan çıkartacak. Son aşamada. Bizi tehdit ediyorlar, tehdit. Ya diyorlar AKP'ye oy vereceksin, bu anayasayı kabul edeceksin. Ya da diyorlar biz PKK ile işbirliği yaptık, onlarla Türkiye'de iç savaş çıkartacağız diyorlar. Bunlar doğru değil. Mesele şu, biz bu hale, dördüncü aşamaya nasıl geldik? Haritaya bak. Amerika Körfez'de iki tane savaş yaptı, hatırlayın. 91 Körfez Savaşı, 2003 Körfez Savaşı. Irak, Amerika, Irak. 91 Körfez Savaşı'na biz Özal siyaseti diyoruz. Hem o dönemde başbakanlık yaptı hem cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani hakim siyaset, Özal siyaseti. 2003 Körfez Savaşı'nda hakim siyaset Erdoğan siyaseti. Onun zamanında çıktı. 91 Körfez Savaşı'nda Özal'ı hatırlayın. Ne demişti? Bir koyup üç alacağız. Çekiç gücü ben çağırdım. Saddam devrilecek. Hele ki Saddam'la Esad'ı yan yana getirirseniz trajedi daha çok ortaya çıkacak. Özal diyordu ki Saddam diktatör. Erdoğan diyor ki Esad diktatör. Aynı. Biri Irak'ı hedef aldı, biri Suriye'yi. Ama biz şuna bakacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyaseti, Amerika'ya destek verme siyasetinde amacı şuydu, bize söylenen. Dediler ki Irak parçalanmayacak, toprak bütünlüğü korunacak. Bir koyup üç alacağız, ekonomik para kazanacağız, PKK terör örgütü bitecek, Barzani Kürt devleti kurmayacak. Biz savaşa öyle destek verdik. Yani Özal bize bunları söyleyerek Amerika'ya destek verdi.
Alın şimdi Türkiye'nin haline, o zaman da çekiçük geldi, o zaman da yabancı askerler geldi, o zaman da patriot füzeleri geldi Türkiye'ye. Yıl 1991. Savaşın sonuna bakın. Bugün postal öpücü Barzani dedikleri Özerk Kürdistan yönetimi lideri yapıldı. Bakınız Peşmerge Barzani Özerk Kürdistan lideri oldu. Türkiye 100 milyar dolar ekonomik kaybı uğradı. Ambargo yüzünden Irak'a uygulanan. Ve Özal'ın 1984 Şemdinli baskınında bunlar 3-5 eşkıya, 3,5 eşkıya dedikleri 91 Körfez Savaşı'ndan sonra sayıları 20 bin kişiyi bulan silahlı bir güç yapıldı. Bunun canlı tanığı benim. Bugün Türkiye neyi tartışıyor? Diyor ki 91'de Amerikalılar çekiç güç PKK'ya havadan yiyecek attı mı, atmadı mı? PKK'ya destek verdi mi, vermedi mi? Bakın hangi tarihten bahsediyoruz? 91. Yıl kaç? 2013. Arada ne kadar zaman var? 91, 2001, 2010. 22 sene geçmiş. Biz neyi tartışıyoruz? Amerika PKK'ya destek verdi mi, vermedi mi? Ya ben huzurlarınızdayım. Ben 5 senedir haykırıyorum. PKK'yı kuran da, eğiten de, silahlandıran da Amerika'dır, çekiç güçtür. Çünkü ben oradaydım, işte Şemdinli. Ben burada tabur komutanıydım. Körfez Savaşı bitti, beni atadılar. Daha yeni göreve başladım. Yeni, yıl 92. Daha göreve başlar başlamaz. Dediler ki Alan Karakolu'na saldırı var. Biz 6 kişiyle koşa koşa gittik. Yolda pusu kurmuşlar. Pusuya düştük. Bir de mayın döşemişler. Mayın patladı. Araç parçalandı. Bir asker ağır yaralandı. O askeri de yanımıza aldık. Pusudan kurtulduk. Karakola gittik. Karakolda 150 kişilik bir grubun ortasına düştük. 7 saat çatıştık. Ama o 6 kişi hiçbirimiz ölmedi. O yaralı asker de kurtuldu. Hem de gözünden yedi mermi. Kurtuldu. Ve biz teröristleri vurduğumuzda silahlara bir baktık ki teröristteki silahlar bizde yok. Bakınız geçen gün Şırnak'ta iki PKK'lı yakaladılar. İki PKK'lı da çıkan silah Türk ordusunda yok. Bir tek Amerika'nın özel kuvvetlerinde var. Görebiliyor musunuz? Ama biz bunları 91'de yaşadık. Teröristler vermiş karas keskin nişancı tüfeğini, bizde yok, 1200 metreden vuruyor. Teröristler vermiş bir case otomatik tüfek, çamurun içinden ateş ediyor. Vermiş RPG'ydi, roket atar, biz bir tane atıyoruz, terörist 10 tane atıyor. Biz o silahlara el koyduk. Çatışma bitti, Özal duymuş. Allah'tan şu resmi sakladım. Tarihi bir belgedir bu. İşte Özal. Burası ilk çatışmaya girdiğimiz Alan Karakolu. İlk çatışma. Türkiye'nin en büyük çatışması burada yaşandı. Alan Aktüt'ün Derecik. Ve hepsi Eylül 1992'de yaşandı. İlk çatışmada Alan. 19 şehidimiz var. Yani 100'e yakın teröristi vurduk ama 19 tane de şehit var. Devlet benden haber alamadı. 7 saat. Biz 6 kişilik zaten 150 kişilik grubun ortasında habire çatışıyorduk. Telsizle, mensizle konuşma imkanımız yoktu. Ankara devlet benden haber alamadı. Özal da alamadı. Cumhurbaşkanıydı. Demiş ki ya bu nasıl çatışma? Gideyim göreyim demiş. İşte geldi. 7 Eylül 1992. Bakınız Özal'ın sağında da kim var biliyor musunuz? Rahmetli Eşref Bitlis. İşte resmi. Ben de Eşref Bitlis'in hemen sağ arkasındayım. Rahmetli o zaman çağırmıştı yanına. Nedir bu olaylar? Anlat demişti. Size nasıl anlatıyorsam aynısını ben Cumhurbaşkanı'na anlattım.
Ben anlattım. Ha. Dedim ki bu teröristlerin hepsi Irak'tan geliyor. Hepsi Barzani'den geliyor. Hepsi Amerikalı çekiç gücünün içinden geliyor dedim. Ve bunlardaki silahlar bizde yok dedim. Ve bunların sayısı bizden çok fazla dedim. Karakol 100 kişi, saldıran 500 kişi. Özal dinledi bizi. Gitti. Gittikten bir hafta sonra Aftüt'üne saldırdılar. Yine çok teröristi vurduk ama 22 kişi. 10 gün sonra Dereci'ye 1000 kişiyle saldırdılar. 150 kişilik karakola. Allah'tan köylüler destek verdi. Hepsi silah aldı. Çatışmaya girdiler de 400'den fazla teröristi vurdu. Ama 33 şehit verdi. Yani diyeceğim Özal biliyordu hepsini. Biz ona rağmen can pahasına bu teröristlerle mücadele ettik. 8600 şehit verdik bu Özal'dan sonra. O teröristler girdi Amerika'nın Körfez Savaşı'ndan sonra. Türkiye yandı. Her yıl 500'den fazla şehit verdik. Toplam şehidimiz 8600. 7500 vatandaşımızı öldürdüler. 33.000 teröristi biz etkisiz hale getirdik. 3225 köy göçler dedim. İşte o zaman çıktı. Çiller vardı o zaman. Ama tedbir almadılar. Ve Türkiye 300 milyar dolar gibi bir ulusal kaynağını yok etti. Ve inanın bana 3 Kasım 2002 seçim gününde geldiğinde PKK'nın dağ kadrosunu yok etmiştik biz. Bitmişti terör. Sadece yapısı vardı. Avrupa'daki siyasi cephesi, hani dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar hikayesi, Irak'taki yönetici kadrosu, İsviçre'deki paraları. 3 Kasım 2002'de AKP siyasetini iktidar yaptığımız gün isteseydi terör bitmişti. İsteseydi. Bir İsviçre hükümetine nota verecektik. PKK'nın İsviçre'deki kasalarına el koydurtturacaktık. Madem ki terör örgütü el koy diyecektik. Hani ben senin teröristin için gidiyorum Afganistan'a, yok Lübnan'a. Benim teröristim de sen de el koy parasına diyecektik. Avrupa'daki siyasi cephesi, o dernekler, federasyonlar, şu bu, kapatın diyecektik. E şimdi biz, Almanya'da Baader-Meinhof çetesi vardı biliyorsunuz. Biz o çetenin militanlarını Türkiye'ye getirsek, kamp yeri versek, hepsini silahlandırsak, hepsine para versek, eğitim versek, Almanya'ya da gidin Almanları öldürün desek, Almanya buna izin verir mi? Peki biz nasıl izin veriyoruz? 3 Kasım 2002'de istese bitmişti. 3 Kasım 2002'de AKP'yi iktidar yaptık. Arkasından ne oldu? 2003 Körfez Savaşı başladı. Savaş ne zaman başladı biliyor musunuz? Tabii bizim yüreğimiz yandığı için böyle gün gün hesap ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu gün başladı. 20 Şubat. Aynı gün Amerika Irak'a savaş ilan etti. Güya biz 20 Mart, özür diliyorum, 1 Mart'ta hayır demiştik. Bu savaşa destek vermiyoruz demiştik. Ama 20 Mart'ta başbakan olunca Erdoğan hemen İncirlik hava üssünü açtı. Türk hava sahasını açtı Amerika'ya. Habur gümrük kapısını açtı. Amerika'nın savaşına Türkiye bütün desteğini verdi. Şimdi geliyorum siyasete. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu savaştaki politikası neydi? Irak parçalanmayacak. Kerkük işgal edilmeyecek. Terör bitecek. Barzani Kürt Devleti kurmayacak. Eğer bu 4 maddeden birisi olursa bu bir savaş nedeniydi. Hatırlayın o kırmızı çizgilerimizi. İşte kırmızı çizgiler buydu. Savaş Mart'ta yapıldı, Nisan'da savaş bitti. Bir ayda Türkiye'nin desteğiyle. Peki savaşın sonunda ne oldu? Özal'ın özel Kürdistan lideri yaptığı Barzani, Erdoğan döneminde federe Kürdistan lideri oldu. Özal'ın 3-5 çapulcu diyerek silahlı güç haline getirdiği Amerika'nın eliyle PKK, siyasi güç oldu, sandıktan çıkıyor,
halkı sürüklüyor. İşte Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir. İşte terörist. İşte elinde çiçek. Terörist de veriyor. Belediyenin kapısında. Sandıktan çıkıyor. Siyasi güce de dönüştürüldü. Kerkük. Nisan'da savaş bitti. Mayıs'ta Barzani Kerkük'ü işgal etti. Bütün tapu kayıtlarını yok etti. Şimdi her yerden topluyor Barzani peşmergelerini, Kerkük'e gönderiyor, nüfus sayımında çoğunluğu almak için. Kim yaptı bunu? AKP? Erdoğan? Ve siz? Malatya'daki radar üstünü koyun şimdi, yıl 2013. Patriot füzelerini de koyun haritaya. Haritaya bakın. Suriye'yi parçalamak isteyen İsrail'dir. İsrail, bölgedeki ülkeleri parçalayarak Yahudi yönetiminde, kontrolünde kendine müttefik hükümetler getiriyor. Yani İsrail'e müttefik hükümetler kuruyor. Ülkeleri parçalayın. Onların içindeki Hristiyan unsurlardan da devlet kuracaklar. Hem Suriye'de hem Mısır'da Hristiyan unsurlardan devlet kurup İsrail'e bağlayacaklar. Yani Suriye olayının arkasında İsrail var. Şimdi Erdoğan Patriot'u niye getirdi? Dedi ki Esad Türkiye'ye füze atabilir. Türkiye'ye kimyasal silah atabilir. Türk milletini koruyabilmek için işte NATO'dan yardım istedim. Patriotları getirdim ve radar üssünü kurdum. Bize söylediği bu. Şimdi bu füze sistemi havadaki füzeleri vurmak için. Füzeleri. Ama siz kimyasal silah kullanacaksanız bir ülkeye havanla dağıtarsınız. Askerlik yapanlar bilir. Havan mermisiyle dağıtarsınız. Topçu mermisiyle dağıtarsınız. Ve bu Patriot füzesi bu topçu ve havan mermisini vuramaz. O füzeye göre kurulmuş. O zaman diyorsunuz ki bu bölgede füze nereye atılır? Eğer ki Suriye'de işler karışırsa İsrail diyor ki İran ben diyor İsrail'i vururum. Yani diyor bir tehlike olursa ben İran'dan İsrail'e füze atarım. Bu Patriot füzesi İran'dan İsrail'e atılacak füzeleri vurmak için. Rusya diyor ki Suriye'ye karışmayın. İşler kötüye giderse ben de müdahale ederim. Herhangi bir şekilde Rusya da füze atarsa işte o füzeleri indirmek için. O zaman bakıyorsunuz Türkiye bu füzeleri kime hizmet için getirdi? Bizi korumak için mi? Orta Doğu'daki başka bir ülke için mi? Şimdi koyun tekrar İsrail'i. En başta size İsrail'i anlatmıştım. Şimdi koyun İsrail. En son yazdığım kitap Nil'den Fırat'a. Açın Tevrat'ı okuyun. Tevrat diyor ki İsrail'in tanrısı Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları İsrailoğullarına vermiştir. Tevrat diyor bunu. Hani bazıları diyor ki aramızda efendim bu Tevrat tahrif edilmiş, değiştirilmiş. Yok öyle değil. İzmir Protestan Kilisesi'ne müracaat ettim. Türkçe Tevrat istedim onlardan. Kitaba da kaynak olarak koydum. Yani İzmir Protestan Kilisesi'nin Türkçe Tevrat'ında diyor ki Tanrı İsrailoğullarına Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları vaat etmiştir. Şimdi İsrail'in yanına koyun Barzani'yi, Yahudi kökenli olduğuna dair kitaplar var piyasada. Koyun PKK'yı, onun da başının Ermeni Artin Agopyan olduğuna dair açıklamalar var. Birleştirin. İsrail ne yapıyor? Nil'den Karadeniz'e açılıyor. Hem kendini koruyor, hem de Anadolu'nun Asya ile bağını keserek Bizans'a hizmet etmek istiyor. Plan burada bu. Ama siz bana diyeceksiniz ki başbakan one minute dedi. Şimdi ona da bakalım beraber. Benim başbakanım da. Şimdi bu benim başbakanım. Ben seçmişim.
Benim emekli maaşımdan maaşını ödüyorum bunu. Benim emekli maaşımdan alıyorum maaşını. Evde oğlunu evlendiriyorsun, çuvalda altın takıyoruz. Benim başbakanım. Göğsünde Yahudi üstün hizmet madalyası var. Ama ne gariptir ki Türkiye'de hem MHP hem CHP. Diyor ki efendim başbakanda Yahudi üstün hizmet madalyası var. Tamam var, olabilir. Cumhurbaşkanı Gül'de de şey var. Haçlı madalyası İngiltere verdi. Buradaki mesele şu. Bu madalyonun sembolü ne? Hani dernekler bizi çağırıyor, konferans veriyoruz. Bir plaket veriyorum, bir bakıyorsunuz orada bir sembol var. İşte Türk Federasyonları Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği bir sembol. Bu madalyonun sembolü Davut boynuzu. Açtık Tevrat'ı okuduk. Davut boynuzu Tevrat'a göre İsrailoğulları tarafından seçilmiş kişi, kutsanmış kişi demek. Şimdi ben başbakanı suçlamıyorum. Olabilir madalyası olabilir. Ama başbakan Türk milletinin huzuruna çıkarak İsrail karşıtı söylemlerde bulunarak Türk milletinden oy alıyorsa eğer o zaman göğsündeki madalyayı gitsin İsrail'e iade etsin. Bunu istemek hakkım değil mi? Oy alıyor. One minute dedim diyor. İşte oy alıyor. Bunu geçtim. Şu tablo çok korkunç bir tablo. Bu canlı yayın, ATV, bu Ali Kırca, sağdaki de başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Canlı yayın. Canlı yayının yapıldığı yer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi başbakanlık konutu. Canlı yayın. Bu canlı yayın bütün dünyaya mesaj veriyor. Şimdi siz Türk Devleti'nin başbakanı olsanız dünyaya ne mesaj verirsiniz? Ne dersiniz? En azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek yaşayacaktır derseniz Atatürk'ün resmini koyarsınız. Bu mesajdır. Kurtuluş Savaşı'nı yapan. Mesajlar işte. Mesajdır bu. Ha sizin eğer çok derin bir tarih bilginiz varsa dersiniz ki Türk milletinin yaratılış destanı Ergenekon'dur. Ergenekon'un sembolü Bozkurt'tur. Bozkurt resmini koyarsınız. Atatürk Türk parasına koymadın Bozkurt'u. Peki bizim başbakanımızın baş köşesinde ne var? Yedi kollu şamdan. Arkadaşlar bu bir mesajdır. İşte yedi kollu şamdan. Açtık Tevrat'ı okuduk. Nedir bu yedi kollu şamdan diye. Yedi kollu şamdan İsrailoğullarının yolunu aydınlatan kutsal ışık demektir. Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Şimdi bunları gördükçe. Ya diyorum bizim AKP'nin sembolü ampul. Işık. Ama bu nasıl ışıksa yedi tane ışık hüzmesi var. Yedi tane. Niye altı değil, beş değil? Niye yedi tane? Şimdi aklıma bunlar geliyor. Hadi bunu da geçtik. Benim başbakanım Konya'ya gidiyor. Diyor ki İsrail Filistinlileri katlediyor. Yazıktır, günahtır Müslümanlara diyor. Ve Konya'dan büyük bir oy alıyor. İsrail karşıtı söylemlerle. İsrail Filistinlileri aç bırakıyor. Biz İsrail'i besliyoruz. Ticaretimiz iki kat arttı. Niye ambargo uygulamıyor? Şimdi koyun bunların hepsini alt alta. Hepsinin belgesi var. Hepsinin. Ben 8 senedir anlatıyorum. Kitaplarını yazmışım. Hepsine de göndermişim. Daha 8 sene içerisinde tek bir kişi karşıma çıkıp da şu doğru değildir diyemedi. Sebebi hepsi belgeli. Doğru. Ama bunu benden başka anlatan yok Türkiye'de televizyonlarda. Onun için tehlike büyük. Onun için gerçeği size anlatmıyorlar. Gerçeği siz bilseniz ayağa kalkacaksınız. Hesap soracaksınız. Onu istemiyorlar. Alın işte koyun birinci köfe savaş. Özal.
İkinci Körfez Savaşı, Erdoğan. 2013, Erdoğan. Şimdi bakın, 3-5 çapulcu, silahlı PKK, Türkiye'nin doğusunda PKK özerk yönetimi Diyarbakır'da kuruldu. Nasıl kuruldu? Büyükşehir Belediye Yasası çıkartıldı, biliyorsunuz değil mi Türkiye'de? Diyarbakır Belediyesi'ne idari ve mali özellik verildi. Diyarbakır Belediyesi'ni PKK yönettiğine göre özel PKK oldu. Yarın bunu öbür belediyelere de verirseniz ne oluyor? Otomatikman özel PKK'ya gidiyor. Arkasında İsrail olduğuna göre tampon yönetimle Anadolu'nun Asya'yla bağını kesmeye gidiyor. Peşmerge Barzani, postal öpücü. 91'de Özerk, 2003'te FEDER'e, yılı 2013 Kürt Devleti'ni kurdu. Bir tek ilanı eksik kaldı, ilanı. Ekleyin Suriye'yi, kuzeyde PKK yönetimi kuruldu. Bu siyaset nereye gidiyor diye baktığınızda, ta başta gösterdiğim size Kurtuluş Savaşı'ndaki Sevr haritasına gidiyor. İşte hepsi açık. Ama bu siyaset Türk milletinin siyaseti olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu siyaset hem vatanı hem çocukların geleceğini ateşe atıyor. Bütün mesele budur. Çünkü Türkiye'de Kürdistan kurabilmeniz için bir insanı Türk, Kürt diye ikiye ayırmanız lazım. Türkiye'de bunu ayıramazsınız. Çünkü akrabayız. Gelinimiz var, damadımız var, torunumuz var. Nasıl böleceksiniz? Bölmeniz için araya kan koymanız lazım. Bu da iç savaş demektir. O zaman Anadolu yanar. Herkes yanar. Dolayısıyla biz bu gerçeği en başta şu cami cemaatine giden kardeşlerimize bir anlatabilsek, bu ben Fethullah Gülen cemaatindenim diyen kardeşlerimize bir anlatabilsek, bir Doğu Anadolu'ya gidip Şırnak'ta, Hakkari'de oradaki kardeşlerimize bir anlatabilsek, yemin ediyorum bunların canını okuyacaklar. Bir günde devirecekler. Ama kimse gitmiyor. Van'a giden kimse var mı? MHP gidiyor mu? CHP gidiyor mu? Bir PKK var, bir de AKP var. Hakkari de öyle, Şemdinli de öyle, Şırnak da öyle. Kaç, kimse gitmiyor. Kendinizi oradaki halkın yerine koyun. Devlet diyor ki size ya PKK ya AKP. Zaten PKK ve AKP birleşti. Bitti iş. Halk elimizden gidiyor. Ama keşke mesele bu kadar olsa. Sağduyumuzun gücüyle biz iç savaşı durdururuz. Yaptırmayız. Ülkeyi kardeş kavgasına götürmeyiz. Ama mesele bu değil ki. Asıl mesele şu harita. Sevr haritası. İyi bak. 100 yıl önceki. İşte PKK özerk yönetimine gidiyor. Neydi? Ermenistan, Kürdistan, Manda yönetimiydi. Zaten bu harita çizilirken Ermeni